Herkese merhaba. 32. bölümde yine bir aradayız. Bu bölüm 20 Mayıs 1960 tarihinde yayınlanmış ilk defa A Passage for Trumpet isimli bölüm. Yine güzel bölümlerden. Bence. Evet. Çok fazla. Ve hangi filme benzettin? Hemen hatırlayacaksın. Hani bir yaz şu bölümü, şu filmi izleyelim dediğimiz bir film vardı. It's a Wonderful Life. Evet. Nasıl benziyor değil mi aslında? Sen söyleyene kadar düşünmemiştim biliyor musun? Gerçekten ben bu bölümü izlerken o filme benzettim. Evet aslında benziyor. Biz kendi değerimizi çok fazla fark edemiyoruz sanırım. Yani birilerinin hayatına dokunduğumuzu, birileri için önemli olabileceğimizi fark etmiyoruz. Ama yaptığımız küçük şeyler çok fazla etkileyebiliyor diğerlerini. Ya da birileri için sadece bir selam vermemiz bile o gün onun için çok büyük bir umut kaynağı olabiliyor. Ve maalesef kendi içimizdeki o mutsuzlukta boğulurken bunları hiçbir şekilde fark edemiyoruz. Hatta mutsuzlukta değil de o koşuşturmacada boğulurken fark edemiyoruz. Üstüne de düşünmüyoruz. Hep bir meşgale var karşımızda. Önümüzde bir iş var. Bir old hani fare koşarken önüne peynir koyuyorlar ama peynir hiçbir zaman ulaşamıyor. Bizde evet. O misal sürekli bir peynir peşinde koşma var. Dolayısıyla da bu bahsettiğin kısma dokunamıyoruz. Düşünmüyoruz. Gece yatarken muhtemelen lisede daha çok düşünüyorduk. Ama o zaman hayatla ilgili tecrübemiz çok daha azdı ve sadece üniversiteye girmemiz gerekiyor. Sadece sınava hazırlanmamız gerekiyor. Yani o da ayrı bir olay. Hani bir düzen yine. Düzende devam ediyor sistem. Çarklar işliyor. Ama sonuçta daha küçük ve daha limitli bir çevrenin içindeydik. Yani baktığında atıyorum okuldan dışarıya çıkardık. İşte eve gelirken yolda yine gır gır şamata yapar. Eğlenerek gelirdik eve mesela. Ama şu anda bakıyorum yani işten çıkıyorsun ve yorgunsun. Artık bir şeyler yapacak enerjin kalmayabiliyor. Karşına gelen insanlara gülümsemek bile bazen ağır büyük olabiliyor senin için. Yani yine aynı şeyleri tekrarlıyor olacağım belki ama yani çocukluktan yetişkinliğe geçtikten sonra her şey daha bir ciddiyete bürünüyor. Yani hayata daha saf bakamıyoruz sanki. Maalesef. Yani böyle bir gerçek. Hayatımızdaki oyunu kaybediyoruz. Oyun gidiyor. Ciddiyet. Şimdi bu bölüme dönecek olursam. Ana karakterimiz bir trompet sanatçısı. Ve oldukça da ünlü birisi. En azından trompet çaldığı dönemde böyleydi. Evet. Ama sonrasından popülaritesini kaybediyor. Hatta hiç parası kalmıyor ve trompetini satmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu rehin vermek zorunda kalıyor. Ardından Cebrail'le olan konuşmaları mesela çok... Cebrail'le değil mi? Evet. Yani ilginçti. Hatta yine 30. bölümde bahsettiğimiz gerçeklik algısı konusunda Cebrail'le arasında geçen ufak bir konuşma vardı. Hatırlayacaksınız. Evet. Buradaki kimse beni göremiyor. Ve ben artık bir hayalet oldum, öldüm diyor. Cebrail de diyor ki aslında ölü olan onlar. Fakat sen arada kalmış olan birisin. Bu yüzden görünmüyorsun. Çünkü onlar yaşadıklarına inandıkları için diğer varlıkları göremiyorlar gibi bir şey söylüyordu. Evet, farklı bir söylem vardı orada. Yine işte hani gerçeklik kime göre gerçeklik bunu sorgulatan bölümlerden birisiydi. Bu bölümü direkt ifade eden o cümle şuydu. Sahip olunanla yaşamayı bil. Ya da o yaşama sahip çık. Çok hoşuma gitti. Yani var olan gerçekliğinde senin karakterin ne? Ne işler yapabiliyorsun? Ne yeteneklerin var? Kendini bil. Ayağını yere bassın. Ondan sonra da var olan potansiyelini ya da var olan o özelliklerini maksimize ederek en üst seviyeye çıkartarak hani hayatını kullanmak için hayatını idame ettir gibi algıladım. Ben kafamda hani o şekilde de toparladım bölümü. Yani bende şu var. Bir şeyler yapıyorsun ama sen neye inandırıldın? Hani potansiyelinin farkında mısın? Bence ana karakterimiz burada potansiyelinin tam olarak farkında değildi. O geçirdiği araba kazası bunu fark etmesini sağladı mesela. Ama herkes bu şekilde dönüm noktalarına sahip olmuyor hayatta. Yani önemli olan belki de biraz böyle kendinle yalnız kalıp neyi istediğinin farkına varabilecek
düşünme zamanını yaratabilmek ya da düşünebilmek belki sadece. Kendine vakit ayırmak. Kendine vakit ayırmak, evet. Yine It's a Wonderful Life filminde de bahsi geçtiği üzere hepimiz çok değerliyiz birbirimiz için. Diğerleri için çok önemliyiz. Ve herkes için bak şimdi mesela bak. İnternette yorumlara bak, işte bu çok romantik bir bakış açısı, böyle olmaz işte, doğa zaten zor. Yani daha doğrusu kaos var doğada. Bunlar insanın uydurduğu romantik düşünceler değil. Romantik düşünceler değil. Bunlar da bir gerçeklik. Yani senin başkası için değerli olman belki bir saat için, belki bir gün için o değerli olma hakikatini değiştirmiyor. Değerlisin. Ya belki bir an ya. Hani sadece birine olan... Eşler birbiri için de örneğin bir yıl değerli, sonra bir sorun yaşıyorlar. Değer azalıyor. Farklı bir kişiye değer başlıyor ve benzeri. Bunu ayırabilirsin ama o değerli olmak ya da birisine değer vermek olayı değişmiyor. Kendisi bir hakikat, o da bir hakikat yani. Evet. Yani romantik de değil. Değer vermek acıdır baktığında. Çünkü bu sefer onu korumak istiyorsun. Sorumluluğun artıyor. Hani çok böyle pozitif anlatıyorlar ama değer vermek sorumluluk getiren bir olay. Doğru. Ben şey olarak da düşünmüştüm. Hani sadece bir an bile çok değerli olabilir. Yani o anı yaşamış olmak bir şeyleri değiştirebilir insanın kafasında. Mesela bunu belki anlatmışımdır kendi kanalımda da. Okuduğum bir kitap vardı ve bu kitap... O kitabı hatırlıyor musun, yoksa hani sonradan söylersen ekleyelim o kitabı. Yani yorumunu yaptım mı tam hatırlamıyorum şu anda. Kristin Hanna'nın Gümüş Gözyaşları isimli kitabıydı. Şimdi genel olarak çoğu kişinin basit diyebileceği, yani o dilde yazılmış kitaplardan birisi. Fakat bu kitapta bir cümle geçiyordu. Hani aşk bir saplantı haline mi geldi benim için diye bir şeyi sorgulamıştı karakter. Sadece o cümle. Ve bu cümle bana mesela birçok şeyi sorgulattı. Sadece tek bir şey. Hani bunu bilemeyiz. Belki birisine söylediğimiz tek bir cümle ya da tek bir şey onun bir şeyleri fark etmesini sağlayacak. Farklı bir kapı açacak onun hayatında. Bunu bilemeyiz. Hani değer konusunda o yüzden bu şekilde belirtmek istedim ben özellikle. Önemli. Yani güzel bölümlerden gerçekten. Evet. Üstüne düşündüğünde sen de bir şeyleri fark ettiren bölümlerden. Evet. Kendini de bir sistemden çek. Araftaymışsın gibi. Çevrene bir bak. Senin değerin, değer de demeyelim de senin varlığın nedir? Var mısın gerçekten? Yani yoksun diye de bir sorun yok ki de. Hani varlığın, ya kendince o fark etme süreci diyelim. Çünkü bu yanlış da anlaşılır. Hep bir ikilemede kalıyor insanlar. Evet, hayır. Ya ortası da var. Gri alan da var. Cevap vermiyorsun işte. Cevap vermeyince gri alan. Evet. O da var. Yani bunu reddedemezsin. Dualizm var ama ortada da bir şey var. Taraf seçmediğinde de kalıyorsun böyle bir hangisi. Gri alanda kalıyorsun. Bu da aynı. Hani bir kendinizi çektiğinizde senin değiştirebileceğin ya da değiştirdiğin, değiştire geldiğin şeyler ne hayatında, çevrende, arkadaşlarının hayatlarında? Bunlar düşünülebilir ama işte dediğimiz gibi bölümün başında bahsettik muhtemelen. Yani koşturmacadan fark edemiyoruz artık. Evet. Ben şeyi okumuştum. Domingo'dan çıkan Geveze isimli bir kitap var. Evet, okumuştum ben de. Yazarını şu anda hatırlayamadım. Kusura bakmasın dinleyenler de. O kitapta şöyle bir tavsiye vermişti. Yani kafanızdaki sesleri durduramıyorsanız kendinizi duvardaki bir böcek gibi düşünün ve o böceğin gözüyle kendinize dışarıdan bakmaya çalışın. Çok güzel bir tavsiye. Ben yapamıyorum şahsen, onu söyleyeyim. Ama dediğin şeyle de bağdaşıyor bir bakıma. Çünkü dışarıdan kendini gözlemlediğinde, çevreni gözlemlediğinde ya da kendini senin de söylediğin gibi o denklemin içinden çıkarıp baktığında diğerlerin için ne kadar da önemli olduğunu görebiliyorsun. Ya da bu hayatta o noktada olmanın senin için olan önemini görüyorsun. Evet. Bu güzel. Hani ana karakterimiz de bu şekilde zaten o oyundan çekilmeseydi kısa bir süreliğine bunu fark edemeyecekti. Güzel yani. Dediğin gibi fark etmesini sağlayan da oyundan çekilmesi. Yani gri alana geçmek. Gri alan önemli. Doğru. Güzel bölümdü. Bayağı da zaten iç dökme yayını olmuş. Evet. Öyle oldu biraz. Güzel. O zaman 32. bölümü de tamamlamış olduk. Evet. Artık 33. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.